Hikmet Genç, Ekmelettin heavy metalcilerden oy mu istiyor? Partiler bekledikleri oy oranlarını açıklamaya devam ediyor. %10'un üzerinde olduğunu iddia eden partilerin oy oranlarını alt alta yazıp toplamıştık. %117 çıkmıştı. AK Parti hariç. Anlayacağınız birileri fena sallıyor. Kılıçdaroğlu önce %35 ile iktidardayız demişti. AK Parti 2002'de %34 ile iktidar olmuşmuş, CHP neden neden %35 ile olmasınmış, adam hesap uzmanı yahu. Lakin sonradan her ihtimale karşı koalisyona yeşil ışık yaktı. Hani olur da %35 ile tek başına iktidar olamazsa diye herhalde. Belirli ilkeler ve değerler temelinde uzlaştığımız bir partiyle koalisyon kurabiliriz. MHP de HDP'de koyduğumuz kriterler bağlamında koalisyon alternatifimiz olabilir diyor Kılıçdaroğlu. Yani yeni bir çatı söz konusu. CHP, MHP, HDP. Daha önce üçgen, piramit ve elipsli açıklamalar yapan Bahçeli'den yeni bir şekil bekliyoruz. Neden olmasın canım? Cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 parti aynı çatıda buluşmamış mıydı? Yerel seçimlerde CHP Ankara'da ülkücü aday göstermemiş miydi? Bugün de MHP'nin adayı Ettin. İstiklal Marşı dizelerini Çanakkale şehitlerine şiiri zanneden, Nazım Hikmet'in şiirlerini, Aziz Nesin'in hikayelerini Arapçaya tercüme eden Ekmelettin. Üstelik Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Öcalan'ın serbest kalmasına yönelik bir hamle yapıp yapmayacağı sorulduğunda toplumda mutabakat varsa buna uyarım diyerek Öcalan'ı serbest bırakabileceğine işaret etmişti Ekmelettin. MHP için bir sorun yok yani. Bir de aracın camından zafer işareti yapmıştı. MHP adayından muhtemel koalisyon ortağı HDP için çok güzel hareketler bunlar. Hareket kardeşliği. Örneğin geçen sene Kılıçdaroğlu da seçim otobüsünde bozkurt işaretiyle selamlamıştı vatandaşı. O da MHP'ye sıcak mesajdı. Tek sıkıntı Ekmelettin'in bozkurt işaretinde. Zafer işaretini nizami yapmıştı ama bozkurtta zorlandı. Kulakları yere bakan, boynu bükük bir bozkurda benzedi Ekmelettininki. Daha çok heavy metalci bozkurt tadında yeni bir ülkücü versiyonu geliştirdi. Üzerinde biraz çalışması lazım. Velhasıl herkes bir hareket çekiyor. Paralelin iki idrisi de hareket çekip kendi kurdukları partilerden istifa ettiler. Serde ikiye katlama var ya istifaları bile ikiye katlıyorlar. Kamalak ile Destici kendi çaplarında paralel bir çatı oluşturdular. CHP zaten alkışlaya alkışlaya iktidara yürüyor. AK Parti'de ise bu tarz hareketler yok. Onlar hareketi seçimden sonra çekiyorlar. Sen de biraz bozkurt hareketi çalış Ekmelettin abi. Aman diyeyim miting meydanlarına heavy metalciler toplanmasınlar sonra. Hikmet Genç, Yeni Şafak